Uyum ve itaat üzerine yapılan üç meşhur deneyin sonuncusu, Zimbardo Hapishane Araştırması ya da Stanford Hapishane Deneyi olarak da bilinir. Bu çalışma 1971'de tahmin edeceğiniz üzere Stanford Üniversitesi'nde Philip Zimbardo tarafından yürütüldü ve tıpkı bahsettiğimiz diğer deneyler gibi, yani Eş ve Milgram deneyleri gibi uyum ve itaatin insanları normalde sergileyeceklerinden hatta sergileyeceklerini düşündüklerinden farklı tür davranışlara nasıl ittiğini açıklamayı amaçlıyordu. Önceki deneylerde olduğu gibi cevap yine oldukça karmaşık. Çünkü sadece kötü insanların kötü şeyler yapacağına inanıyoruz. Yani bu konuda bir ön kabule sahibiz. Oysa o her zaman öyle olmuyor. Belli durumların, normalde sıradan bireyler olan insanları sıra dışı kötülükte davranışlara itmesi mümkün. Bu araştırmanın asıl amacı, toplumsal norm ve teamüllerin, tutuklu ve gardiyan rolündeki katılımcıların davranışlarını nasıl etkileyeceğini incelemekti. Eğer psikoloji dersinde bu araştırmadan bahis açıldıysa, muhtemelen deneyin ana hatlarını biliyorsunuzdur. Rastgele olarak tutuklu ve gardiyan rollerine atanan öğrencilerin, kendilerini rollerine fazla kaptırıp da deneyin erken sonlandırılmasına neden olduğundan haberdarsınızdır. Fakat bu deneye dair söylenecek daha çok şey var. Çünkü deneyin ayrıntıları amacından bile daha rahatsız edici. Şunu baştan belirteyim. Katılımcılar deneyin ne deneyi olduğunu biliyordu. Bu konuda bir aldatmaca yoktu yani. Ayrıca belirtmek isterim ki katılımcılar normal sözcüğünün sözlük anlamı gibiydi adeta gazete ilanıyla bulunmuşlardı. Herhangi bir tıbbi, fiziksel veya psikolojik sorunlarının olmadığından emin olmak için de testlere tabi tutulmuşlardı. Hepsi de benzer geçmişlere sahip, orta sınıf mensubu öğrencilerdi. Deneye 18 öğrenci katıldı. Hangisinin gardiyan, hangisinin tutuklu olacağına yazı tura atılarak karar verildi. Buradaki önemli nokta, katılımcılar bu ayrımın rastgele yapıldığını biliyordu. Zimbardo bu hapishane deneyinin hem tutuklular hem de gardiyanlar için olabildiğince gerçekçi olmasını istiyordu. Bu yüzden tutuklu konumundaki katılımcıları hiç beklemedikleri rastgele günlerde tutuklattı. Ve bu öyle sahte polis şapkası takmış öğrencilerin birini alıp bir arkadaşlarının arabasının arka koltuğuna tıkıştırdığı türden sahte bir tutuklama da değildi. Tutuklamalar üniversitenin bağlı olduğu bölge karakolu, Palo Alto Polis Merkezi tarafından aslına uygun şekilde yapıldı. Polisler katılımcıları tutukladı, kelepçeledi. Onların parmak izlerini aldı, kayıtlarını yaptı ve cezaevi fotoğraflarını çekti. Sonra da onlara üstlerinde hiç de iyi durmayan hapishane üniformaları giydirdiler. Bunun ardından katılımcılar Stanford Psikoloji Bölümü binasının bodrum katına kurulan sahte hapishaneye götürüldü. Her tutukluya bir numara verildi. Artık isimleri yerine bu numarayla çağrılacaklardı. Tutuklu statülerini akıllarından çıkarmasınlar diye ayak bileklerine prangalar takıldı. Sonra da sahte hapishane odalarına kondular. Odalarında şilte vardı ama pencere veya saat gibi şeyler yoktu. Amaç, hapishane ortamını en iyi şekilde simüle ederek tutukluları dış dünyadan koparmaktı. Zimbardo, deneyin başlamasından önce gardiyanları oynayan katılımcılarla da bir araya geldi. Onları, tutuklulara hiçbir şekilde fiziksel zarar veremeyecekleri konusunda uyardı. Fakat korku, mahremiyet ve kontrol yitimi veya bireysellik kaygı gibi duygulara yol açacak durumlar yaratmaya çalışabilirlerdi. Gardiyanlara da üniforma dağıtıldı. Ayrıca job da verildi. Bu copları gerçek fiziksel şiddet için değil, sadece fiziksel şiddet tehdidinde bulunmak için kullanacaklardı. Birer de aynalı güneş gözlüğü taktılar. Tutuklulara isimleriyle değil, numaralarıyla hitap etmeyi öğrendiler. Gardiyanlar aynı gerçek hapishanelerde olduğu gibi, asayiş ve düzeni sağlamak için ne gerekiyorsa yapmakta özgürdüler. Sadece katılımcılara fiziksel hasar vermeleri yasaktı. Peki ne oldu? Deneyin ilk günü oldukça olaysız geçti. Tutuklular işin ciddiyetini henüz kavramamıştı ve gardiyanlar onlara emirler verirken hala kendilerini garip hissediyordu. Yani ilk gün pek bir şey olmadı. Fakat sonra tutukluları oynayan katılımcılar Durumlarından hayli sıkıldı ve gardiyanlara karşı bir isyan başlattılar. Mesela bazıları kendilerini odalarına kilitledi. Bu noktada gardiyanların bir sonraki hamlelerine karar vermesi gerekiyordu. Olup bitene izin mi vereceklerdi yoksa durumun kontrolünü tekrar ele almayı mı deneyeceklerdi? Sonuçta gardiyanlar bu davranışı sahte otoritelerine karşı bir hakaret kabul etti ve mücadeleye başladı. Buna karşılık tutuklular göğüslerindeki numaraları yırtıp attı ve gardiyanlara küfürler savurmaya başladı. Bir noktada ki ne zaman olduğu net olarak bilinmiyor, gardiyanlar diğer katılımcıları gerçekten kontrol altına alınması gereken tehlikeli tutuklular olarak görmeye başladılar. Tutuklulardan gelen ve tehdit olarak algıladıkları tepkilere karşılık tutuklulara yangın söndürücülerle müdahale ettiler ve onları çırılçıplak soyunmaya zorladılar. Sonuçta gardiyanlar kontrolü kısmen geri kazandı ve isyancı tutuklular tecit odası olarak kullanılan bir bölmeye tıkıldı. Bu bölme sadece ayakta durmalarına yetecek genişlikteydi. Tutukluların yatması veya oturması mümkün değildi. Sadece 36 saat sonra tutuklular ruhen çökmeye başladı ve bunu gerçek anlamıyla söylüyorum bir tutuklu, depresyon ve kontrol edilemez öfke belirtileri göstermeye başladı. Çığlıklar atıyor, ağlıyor, bağıra çağıra küfürler savuruyordu. Sonunda deneyden azledilmesi gerekti. O kişi belki ilkti ama ruhsal çöküntü yaşayan tek tutuklu değildi. Üçüncü günde durum iyice kötüleşti. Katılımcılardan bazıları açlık grevi yapmaya karar verdi. Buna karşılık olarak da tüm tutuklular numaralarını tekrar tekrar söylemeye mecbur edildi. Egzersize zorlandılar. Mesela bitkin düşene kadar zorla şınav çektirildiler. Gardiyanlar tuvalet önceliğini kendilerine ayırmaya başladı. Tutukluları hacetlerini kovalara gidermeye zorluyor ve kovaları boşaltmalarına izin vermiyorlardı. Tutukluları birbirine düşürmek için uğraşıyorlardı onları birbirlerine karşı bağırtmaya çalışıyorlardı. Temelde onları yıldırmayı amaçlıyorlardı. Ve tüm bunlar olurken, tutuklular çıplak halde birer bölmede tecrit edilmekteyken, Zimbardo oradaydı. Zannediyorum bu çok önemli bir nokta. Çünkü Zimbardo kötü biri değil, sadece bir bilim adamı. Fakat hapishane müdürü rolünü üstlendiği anda, kendisini bu durumun içine sokmuş oldu. Sanırım bu küçük bilgi deneyin anlatımına dahil edilmiyor çünkü Zimbardo işlerin kontrolden çıktığını hiç fark etmedi. Deneyin 6. gününde kız arkadaşı Kristina Mazlek ki kendisi şimdi bir psikoloji profesörüdür ama deney sırasında bir yüksek lisans öğrencisiydi, 6. günde Kristina hapishaneyi ziyarete geldi. Psikoloji bölümünün bodrum katına indiğinde gördüğü manzara onu o kadar üzdü, o kadar dehşete düşürdü ki Zimbardo'yu deneyi durdurmaması halinde ondan ayrılmakla tehdit etti. İşte bu eylem, yani Zimbardo'nun gerçekten önemsediği dışarıdan bir kişi gelip olup bitenin yanlış olduğunu söylemesi, Zimbardo'nun yeniden bir durum değerlendirmesi yapmasını sağladı. Onu gerçekliğe döndüren şey bu oldu ve sonunda deneyi erken bitirmeye karar verdi. O bu kararı verdiğinde deneyin 6. gününe gelinmişti ve tutsakların yarısı ciddi ruhsal çöküntüler yüzünden salı verilmişti. Gardiyanlarınsa hiçbiri deneyden erken ayrılmadı.